TweetPush takipçileri, çok merak ettiğiniz, yakından ilgilendiğiniz bir konuyu anlatacağım şimdi size. Hazırsanız 1984-98 yılları arası doğanları gökyüzü mercek altına yatırıyor. Ve dolayısıyla Satürn Oğlak Burcu'na geçmesiyle birlikte artık sizin döneminiz başlıyor. Burcunuz ne olursa olsun 1984 Nisan'ından 1998'in sonlarına kadar doğan herkesi yakından ilgilendiren bir dönem başlıyor. Zaman evrim geçiriyor ve yaşamlar sizin Neptün'ünüzle ilişki kuruyor. Ve dolayısıyla hayatınızla ilgili en önemli kararları bu 2,5 yıllık döngüde alacaksınız. Nedir bu Neptün diyecek olursanız, hepinizin natal haritalarında var ve vizyonu temsil ediyor, hayalleri temsil ediyor, iç dünyamızı temsil ediyor ve bilinçaltımızı temsil ediyor. Puslu bir gezegen ve sizin doğduğunuz yıllarda Oğlak Burcu'nda hareket ediyor. Peki bugüne kadar hiçbir şekilde gündem olmayan Neptün'ünüz neden şimdi gündeme oturdu? Çünkü Satürn Oğlak'a geçiyor ve Neptün'ünüzle ilişki kurmaya başlıyor. Vizyonunuz, hayalleriniz, bilinçaltınız bu puslu gezegeninizi harekete geçiriyor ve haritanızda hangi evde ise, hangi gezegene de yakınsa çok daha aktif oluyor. Ama zaten 2018 sizin yılınız olacak. 2019 sizin yılınız olacak. 2020'nin ortalarına kadar hayatınızla ilgili çok önemli kararlar alacaksınız. Hani şu sabırsızlık çektiğiniz, belirsiz olduğu konular var ya hayatınızda. İşte hepsi şekillenecek. Evrim geçireceksiniz. İşin açıkçası adım atmayacağınız hiçbir konu olmayacak. Sizi kimse durduramayacak. Zaten ön plana çıkacaklar da sizler olacaksınız. Gökyüzü geçtiğimiz günlerde Satürn Yay'la zaten 1970-84 arası doğanları azat etti. Şimdi döngü sizin döngünüz. Evlilik, ilişkiler, birliktelik hepsi sizin hayatınızda bir şekilde yerini bulacak. Kim kalacak, kim gidecek, size ne katacağını anlatacak. Ama şunu çok net belirtmekte fayda var. 1987 ve 89 yılları arası doğanlar 2019'un başında çok daha dikkatli olması gerekecek. Çünkü gökyüzü olabildiğince toprakta toplanacak, oğlakta toplanacak. Ve 87-89 arası doğanların hepsinin natal haritası ne kadar burçları farklı olursa olsun haritaları oğlak dolu. Ve o yüzden de bu yıllar arası doğanlar 2019'un başından itibaren çok daha iddialı kararlar olacak. Belki iş kuracaksınız. Belki farklı bir yöne gideceksiniz. Belki şehir değiştireceksiniz. Belki ülke değiştireceksiniz. Belki ailenizde problem gördüğünüz bazı kişilerin hayatlarında düzelmeleri, iyileşmeleri göreceksiniz. Belki hayatınızda ilk defa çok büyük sorumluluklar alacaksınız. Ama dönem bu dönem sizin için. Bunu unutmayacaksınız. Önümüzdeki 2,5 sene iyi değerlendirmek sizin elinizde. Detaylara kapılabilirsiniz. Birilerinin peşine takılabilirsiniz. Kendinizi sorgulayabilirsiniz. Aceleci tavrınızı daha çok ortaya koyabilirsiniz. Ve bunlar yüzünden de gerçekten fırsatları kaçırabilirsiniz. Ama bu detayları üstesinden gelirseniz, özellikle aceleciliğinizi yönetirseniz, çok daha istikrarlı bir yol haritası kendinize çizerseniz, 2017'nin aralığından itibaren zaten gökyüzü sizi konuşmaya başlayacak ve sizi kimse durduramayacak. Her yerde ortaya çıkacaksınız. Örneğin belki de siyasette görev alacaksınız, belki de medyada daha çok konuşulacaksınız, belki de sağlık sektöründe çalışıyorsunuzdur, ön plana çıkacaksınızdır. Yani sektörünüz ne olursa olsun, burcunuz ne olursa olsun 84'ün Nisan'ından sonra doğan 98 yılına kadar gökyüzü herkesin hayatını evrimleştiriyor. Zaman büküldükçe, Satürn Oğlak'ta hareket ettikçe para kazanmamanız, hayatınızı kurmamanız, karakterinizde yeni özellikler katmamanız mümkün değil. Sevgili 84-98 yıllar arası doğanlar, siz bugünlerdeki belirsizlik peşine takılıp korkarsanız kaybedersiniz. Ama önünüze çıkacak fırsatları değerlendirirseniz, zorlukları aşarsanız, bunun bir test sürüşü olduğunu düşünürseniz, emin olun kazanırsınız. Hayatınızı değiştirme vakti geldi çattı. Gökyüzü bir daha bu fırsatları kolay kolay vermez. Satürn geçtiği yerden 29 yılda bir geçer. Ve şimdi sizin süreciniz başladı. Sizin döneminiz başladı. Kazanmak size kaldı efendim. Sevgiler.